Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir ürün inceleme ile birlikteyiz. Bu videomuzda Temo'dan istemiş olduğum toplam 3 adet bilekliği daha doğrusu akıllı bilekliği birlikte inceleyeceğiz. Ürünleri bize gönderdiği için Temo'ya teşekkür ediyorum. 3 adet dedim ancak burada 4 tane bileklik görüyorsunuz arkadaşlar. Kutu açılış kısmını hızlıca geçtim. Şu iki bilekliğimiz aynı. Bu ikisi farklı arkadaşlar. Toplamda 3 adet bileklik incelemiş olacağız. Şimdi gelin bileklikleri birlikte incelemeye başlayalım. Hemen ilk olarak bu iki bileklikte başlamak istiyorum arkadaşlar özelliklerine, yapısına birlikte bakacağız. Bu bilekliklerin uygun fiyatlı olduğunu bir kez daha söyleyerek videoma başlamak istiyorum çünkü özellikle yapılarından dolayı bir takım eleştiriler gelecektir arkadaşlar. Uygun fiyatlı Bileklikler özellikle istedim merak ettiğim için ve sizler adına da birlikte inceleyeceğiz. Gelin inceleme videomuza başlayalım. İlk olarak birbirinin aynı olan bu iki bileklikle başlamak istiyorum arkadaşlar. Kutu açılış kısmını hızlıca geçtim. Bu sayede direkt olarak bileklikleri görebilirsiniz. Birbirinin aynı sadece kordon renkleri farklı. Burada bulunan butonlarla ekranı aktive ediyoruz arkadaşlar. Bu bileklikler uygun fiyatlı ve uygun fiyatlı olduğu için de tabii ki bazı eksileri olacak arkadaşlar. Yani hem ucuz hem kaliteliği beklemek birazcık saçmalık olur diye düşünüyorum. Bu şekilde burada bulunan butonu kullanarak arkadaşlar menüler arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz. Yine farklı modlara geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bilekliklerimiz bu şekilde. Arka tarafını da gösterecek olursam Buradan görebilirsiniz esnek bir kordon yapısına sahip yine bunu çıkarıp diğerinin kordonuyla da değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu örneğin yeşille de takabilirsiniz. Ancak zaten aynısı böyle bir şeyi niye gerek duyarsınız bunu bilmiyorum. Hemen burada bulunan kaplamayı çıkaracağım arkadaşlar. Korumayı çıkarttıktan sonra ekranın görüntü kalitesini şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Dediğim gibi oldukça şık, hafif Baktığınızda gayet hoş görünüyor yine ekran görünürlüğü de yeterli seviyede duruyor. Hemen unutmadan söylemek istiyorum arkadaşlar bu ürünleri indirimli şekilde almak isterseniz şu an videonun sağ alt köşesinde gözüken kodu kullanarak indirimli ürünlere ve bu ürünlere erişebilir. Daha önce Temu'dan alışveriş yapmadıysanız bu ürünleri oldukça uygun fiyatlara indirimli olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Yine ürünlere ait kare kodu da sizler için paylaştım. Ayrıca bu ürünler ve diğer indirimli ürünlere ait satın alma bağlantılarını hem sabitlenmiş yorumlarda hem de videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Arkadaşlar bilekliğin kullanımından çok fazla bahsetmeyeceğim. Menüsünden çok fazla bahsetmeyeceğim. Sizin için içerisini açtım ve iç kısmına bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi aslında arka plan aydınlatmalı bir ekran yapısına sahip. Yani şurada bir kağıt var ve arka plandaki led'ler yardımıyla bu kağıt üzerindeki ekran aydınlatılıyor arkadaşlar. Şuradaki saniyelerin nasıl çalıştığını rahat bir şekilde görebilirsiniz ya da diğer bilgilerin nasıl çalıştığını görebilirsiniz arkadaşlar. Yapısı bu şekilde. Hemen şu kısmı da çıkaracağım. Şöyle gösteriyorum pilin uzun süre dayanması için paralel olarak bağlanmış iki adet pil barındırıyor içerisinde. Şöyle farklı açılardan gösteriyorum arkadaşlar ve buradaki ekranı kontrol eden kontrolcü ve yine pillerin eksi kutbunu almak için iki adet daha bağlantımız var arkadaşlar. Şuradaki bağlantılardan da artı kutbunu alarak çalışıyor. Yine buradaki mikro işlemciye ait kristali de görebilirsiniz arkadaşlar. Birinci bilekliğimiz bu şekilde. Dediğim gibi hani bunlar uygun fiyatlı bileklikler. Böyle internette sağda solda görürsünüz. Bunları temu üzerinden uygun fiyatla alabilir. Kendiniz de kullanabilir, hediye edebilir ya da çocuğunuza verebilirsiniz. Burada tercih size kalmış arkadaşlar. İlk bilekliğimizi inceledik. Hadi gelin şimdi bir sonraki bilekliğimize geçelim. Sıradaki ucuz akıllı bilekliğimiz bu arkadaşlar. Beyaz renkte Arka tarafı bu şekilde marka model üretici ve diğer bilgileri yer alıyor. Bu şekilde bir kordon klipsi var. İkili bir klipsi var arkadaşlar. Bu sayede kolunuzda daha güvenli bir şekilde durabiliyor. Tabi bir de takabilirsek şöyle taktığınızda kolunuzda daha güvenli bir şekilde sabitlemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Buradaki butona basarak aktif ediyorsunuz. Kırmızı bir ekran yapısına sahip. Ekran yapısı daha önce incelediğimiz bilekliğe biraz daha benziyor arkadaşlar. Hatta biraz daha değil, daha anlaşılır bir şekilde ee, buradaki matrix yapısını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen bunu kordondan çıkarıp iç kısmına bakmak istiyorum. Bunu çıkartabilmek için arkadaşlar şuradan çekmeniz gerekiyor üstteki kapak ile alttaki kısmı ayırmamız gerekecek. Hemen bunu gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi ayırdık ve matrix yapısını daha iyi bir şekilde, daha anlaşılır bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Burada bulunan buton ile aktif ettiğimizi söylemiştik. Gördüğünüz gibi arkadaki aydınlatmalar daha iyi bir şekilde, daha net bir şekilde gözüküyor. Yine burada bulunan iki adet vidayı açarak arkadaşlar hem pillere hem de devrenin arka kısmına erişebilirsiniz. Bu bilekliğin sivrisinek kovma özelliği olduğu söyleniyor arkadaşlar. Sivrisinekleri kovabilmesi için donanım göremedim. Hani onu söyleyeyim. Burada herhangi bir ultrasonik olarak çalıştığını varsayarsak bir buzzer ya da ses üretecek herhangi bir bileşeni göremedim arkadaşlar. Belki buradaki kordon bunları uzak tutacak bir koku yayıyor olabilir. Hani bu konuda çok fazla yorum yapamayacağım. Ancak dediğim gibi hani e, üretici firma bunun sivrisinekleri uzak tuttuğunu iddia etmiş. E, ben en azından ultrasonik anlamda bunu yapabilecek bir donanım göremiyorum arkadaşlar. E, burada sadece geriye kordon kalıyor. Dediğim gibi hani bazı özel kokular ya da kimyasallarla belki bu işlemi gerçekleştirebilir. İkinci bilekliğimi de ucuz akıllı bilekliğimi de bu şekilde inceledim. Ürüne ait kare kodu sizlerle paylaştım. Yine açıklamalar kısmı ve sabitlenmiş yorumlarda da bu ürüne ait bilgileri bulabilirsiniz. Bir önceki incelediğimiz bilekliğe oranla hem içinin açılması hem de pillerinin değiştirilmesi daha kolay arkadaşlar. Bu bileklikte bunu daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Üçüncü uygun fiyatlı bilekliğim ile karşınızdayız. Bu şekilde bir yapısı var arkadaşlar. Oldukça şık ve yumuşak bir plastikle geliyor. Buraya bastığınızda saati sizlere gösteriyor. Böyle farklı bir görüntüsü var arkadaşlar. Hemen arka tarafında göstermek istiyorum. Kullanım açısından benim en çok hoşuma giden bileklik bu oldu. Hemen bunu da paylaşalım. Burada saatimiz var. Yine farklı ayarlarımız var arkadaşlar. Yaklaşık 5 adet alarm tanımlayabiliyorsunuz. Buradaki butona basarak hem ayarlama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz hem de menüler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Hemen kordon kısmından ayıracak olursak kordon kısmı bu şekilde. Bilekliğimizin kendisi ise burada arkadaşlar. Şurada bir USB çıkışımız var. Hemen kordon olmadan çalıştırıyorum. Bu şekilde gözüküyor ekran bu şekilde. Çalışıyor arkadaşlar. Buradaki bağlantı üzerinden bilekliği şarj edebiliyorsunuz. Yani şarj edilebilir bir pil yapısına sahip. Hemen rahat olması açısından powerbank'la bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Buraya taktığımızda bir USB girişine taktığınızda şarj işlemi başlıyor ve burada şarj bilgisini görebilirsiniz. Örneğin şu an şarj durumu %79'muş arkadaşlar. Size ne kadar şarj olduğunu da gösteriyor. Bence tasarım açısından ve kullanılabilirlik açısından en güzel bileklik yani bu gelen 3 bileklik içerisinde bu diyebilirim. Hemen bunun kapağını açacağım ve birlikte devresine de yakından bakacağız. Üst kısımda bulunan kapağı açtığınızda kolay bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Herhangi bir vida yok. İç yapısına erişebiliyorsunuz. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Şurada USB portunu görüyorsunuz arkadaşlar. Fleksi kablolarla anakarta bağlanmış küçük şarj edilebilir bir tane pilimiz var arkadaşlar. Onu da hemen şöyle gösterelim. Bakın burada pilimiz. Yine bu kısımda bir titreşim motoru var arkadaşlar. Şuradaki motoru görebilirsiniz. Ve kontrolcü ve diğer devre elemanlarında hemen alt kısımda rahatça görebilirsiniz arkadaşlar. Devrenin iç yapısı bu şekilde. Dediğim gibi hem şarj edilebilir yapıda olması hem de kullanım açısından benim en beğendiğim bileklik bu oldu. Bu arada bu ürünü almak isteyen arkadaşlar için şu anda kare kodunu sizin için paylaştım. Daha önce Temu'dan alışveriş yapmadıysanız bu kodu kullanarak ürünü indirimli olarak alabilirsiniz. Yine indirim kodunu da paylaştım arkadaşlar videonun açıklamalar kısmında ve sabitlenmiş yorumlarda da yine bağlantıları bulabilirsiniz. Böylece bir ürün inceleme videomuzu daha birlikte tamamladık. Bir sonraki projemiz ve inceleme videomuzda görüşünceye değin şimdilik hoşçakalın diyerek videomuzu bu noktada sonlandırıyoruz.